Hayırlı akşamlar dostlar. Çok sayıda yeni gelişmeyle karşınızdayız. Özellikle bugün itibariyle Özbekistan meclisinde tartışma konusu var. Özbekistan meclisinde Moskova'dan korkuyoruz itirafı yapılmış. Açıkçası Rusya'dan korkuyoruz. Rusya ile aynı fikirde değiliz. Ancak Kremlin ve Başkan Putin'in sinirlerini bozarsınız. Bir ülkenin ne hale geldiğini görürsünüz. Değerlendirmesi yapılmış. Ortas yolusları kendilerini Ukrayna'daki savaşta... Bir anda ipte yürürken buldular. Moskova'nın başka bir eski Sovyet cumhuriyetine nedensizce saldırısından tabii ki de mutsuzlar. Ancak ekonomik olarak tamamı Rusya'ya bağımlı ve Rusya liderini kızdırmaktan korktukları belirtilmiş. Bilindiği gibi Özbekistan Dışişleri Bakanı Abduraziz Kamilov görevden alınmıştı. Yerine başkası atanmıştı. Atanan kişinin ismi de Vladimir Norov. Özbekistan'ın yeni Dışişleri Bakanı olmuştu. Eski Bakan Abduraziz Kamilov görevden alınmış durumda. Bununla ilgili Azerbaycanlı gazeteci Aşirov şu değerlendirmeyi yapıyor. Daha öncesinde Özbekistan Ukrayna'nın bağımsızlığını ve toprak bütünlüğünü tanıyor. Sözde Luanks halk cumhuriyetlerini tanımıyor diyen Özbekistan Dışişleri Bakanı Kamilov'un görevden alındığını belirtmiş. Yani bu gazeteci bunun siyasi bir karar olduğunu iddia ediyor. Özbek basınına göre sağlık nedenlerinden dolayı görevden alındı ve kendisi bundan sonra Özbekistan Güvenlik Konseyi sekreter yardımcısı olacak. İsminin açıklanmaması koşuluyla konuşan bir politikacı da açıkçası Rusya'dan korkuyoruz değerlendirmesini yapıyor. Daha doğrusu itirafta bulundu. Rusya ile aynı fikirde değiliz. Ancak Kremlin ve Başkan Putin'in sinirlerini bozarsanız bir ülkeye ne olacağını görüyoruz. Saldırıya uğrarsak bizi kim savunacak? Emektar bir Özbek milletvekili de bu şekilde açıklamalarda bulunuyor. Kendimize dikkat etmeliyiz notunu da düşmüş. Bu korku hükümetin savaş hakkında kamuoyunda yapılan haberleri sıkı bir şekilde kontrol etmesine yol açıyor. Özbek devlet medyası bağımsız haber yapmaya çalışmazken sadece resmi açıklamaları tekrarlıyor. Bu arada Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan'daki özel haber kuruluşları da çatışmayı nesnel olarak analiz etmeye veya savaşı sorgulamaya çalıştıklarında Resmi kurumlar tarafından incelemeyle karşı karşıya kaldılar. İsminin açıklanmaması koşuluyla konuşan Taşkent'te bir Özbek televizyon kanalı muhabiri, Özbek yayınlarının çoğunun Ukrayna'daki çatışmayı analiz etmekten çekindiğini kabul ediyor. Görüldüğü gibi dostlar, bu ülkeler her ne kadar bağımsız olsalar da bağımsız ülke gibi davranamıyorlar. Hala Rusya'dan korkuları olduğunu görmekteyiz. Azerbaycan basınına baktığımızda Rus işgalinin sert şekilde eleştirilebildiğini de hatırlatalım. Her ne kadar Aliyev Ruslarla müttefik olsa da Ukrayna'ya yardımda bulunmuş bir kişi. Yine bunun dışında Dışişleri Bakanlığımızdan açıklama geliyor. Önceki videolarımızda Yunanistan haberini aktarmıştık. An itibariyle Dışişleri Bakanlığımız sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, Yunanistan'ın Ege'deki hava sahası ilal ve üst uçuş iddiaları hakkındaki soruya cevabına yer verilmiş. İşin özeti çok kısaca özetleyelim. Dışişleri Bakanlığımız Yunanistan Hava Kuvvetleri'nin provokatif uçuşlar yaptığını belirtirken Didim, Datça ve Dalaman'da ülkemiz hava sahasının defalarca ilal edildiği notunu düşüyor. Hava Kuvvetlerimiz angajman kuralları gereği karşılık veriyor. Yine dostlar Türkiye-Ermenistan normalleşme süreci özel temsilcileri üçlü toplantı yapacak. Bizzat Dışişleri Bakanlığımız tarafından duyuruldu. Ermenistan Meclis Başkan Yardımcısı Ruben Rubinyan, Büyükelçimiz Serdar Kılıç'la 3 Mayıs'ta Viyana'da görüşecek. Bu haberde bu şekilde. Türkmenistan'daki gaz fiyatlarındaki artışın Afganistan'ı vurduğu dolayısıyla Afganistan'daki fiyatların yükselmesine neden olduğu notu düşürmüş. 1 kilogram başına ortalama 10 Afgani arttığı notu da düşülüyor. Yine dostlar Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdi Muhammedov dev bir anıtın inşaat törenine katılıyor. Daha doğrusu anıt inşa edilmiş açılış törenine katılmış durumda. Bu şekilde haber aktarılıyor. Epeydir Ukrayna Rusya son durum haritasını aktarmıyorduk. Daha doğrusu epeydir dediğimiz 4-5 videodur. Rus ordusu Maripul'daki Azovstal fabrikasına saldırıya devam ediyor. Yine gece boyunca ağır hava saldırılarının ardından daha fazla saldırı bu bölgeye yapıldı. Tam olarak dostlar Mariupol'dan bahsediyoruz. Görüldüğü gibi Rusya yine vurmadık yer bırakmamış. Her tarafta çatışma var. Her tarafta sirenler çalıyor fakat batı bölgesi sakin. Ukrayna Başbakan Yardımcısı konuştu. 12'si sivil 45 Ukraynalı Rus esaretinden serbest bırakıldı açıklaması yapılmış. Yine dostlar tek tek siren çalan bölgeleri okumaya gerek yok. Zelenski konuştu. Bulgaristan Başbakanı Kril Petkov'la bir araya gelmişti. Burada basın açıklamasında da bulundu. Fakat genel olarak aynı şeyleri söylediği için tekrar etmiyoruz. Yine Belgorod üzerinden Rus'a fırlatıldığı belirtiliyor. Rusya'dan bahsediyoruz. Yine dostlar NATO Genel Sekreteri Stoltenberg Perşembe günü yaptığı açıklamada NATO'nun Rusya'ya karşı savaşta Ukrayna'ya desteğinin devam edeceğini, özellikle Kiev'in Sovyet dönemi silahları istediğini, dolayısıyla bunların sağlanacağını söylüyor. Yine dostlar, Donetsk bölgesinde Rus hava saldırısı sonrasında 3 kişi öldü. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin telefonda Ukrayna'daki son durumu görüştü. Rus birlikleri Donetsk bölgesinde de eğitim tesisini bombalıyor. Melitipol yakınlarında bir köyde patlama oldu, köprü yıkıldı. Birkaç gün süren yoğun bombardımanın ardından Zaporojiya bölgesinde Poltavka köyündeki hasarı da görmektesiniz. Rus ordusu Harkov'un doğu ilçelerine ateş açtı. Yine ölü ve yaralılar var. Bunun dışında Antonio Guterres'i görmektesiniz. Kendisi Ukrayna'yı ziyaret ediyor. Ailemi o evlerin birinde yıkılmış ve kapkara halde hayal ediyorum açıklamasını yapıyor. Rus ordusu bir gecede fabrika 50'den fazla hava bombası attı. Rus PSB'si işgal altındaki Kırım'da bir adamı gözaltına alıyor. Onu şehrin alışveriş merkezlerinden birisinde Azak adına kundakçılık yapmakla suçluyor. Yine Rusya'nın X-55 püzesi Zaporojiya'da iki konuda zarar vermiş durumda. Biri çocuk, üç yaralı. Donetsk Oblastı yine çatışmalara tanıklık ediyor. Zaporojiya'da patlamalar, Luang bölgesinde Rus bombardımanı sonucunda 4 ölü, Popasna'da 10, bir diğer bölgede 13 ev yıkıldı. Rus ordusu bu sabah Dnipro bölgesindeki bir bölgede yine fabrikayı bombalıyor. Her son bölgesinin atanmış işgal makamlarının başkan yardımcısı yani Rusya tarafından atanan sözde başkan yardımcısı bölgenin işgal edileceğini ve Rus rublesi kullanmaya başlayacağını söylüyor. Ukrayna ordusundan da bazı bölgelerde cephanelikleri imha ettiklerine yönelik açıklama yapılmış. Burada dostlar Ukrayna'ya yine Amerika tarafından 155 mm obüsler C-17 Globe Master 3 aracına yüklenerek daha doğrusu uçağına yüklenerek teslim edilecek. Tarihe mahkum edilmesini umduğumuz korkunç barbarlık ve savaş suçlarıyla karşı karşıya kalan özgür dünya, özgürlük ve kendi kaderini tayin etme hakkı için cesur mücadelede Ukrayna halkının yanındayız şeklinde İngiltere'de Dışişleri Bakanı'nın açıklama yaptığını da söyleyelim.